Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Muhammed'in 63 yaşta vefat etmesinin hikmeti nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 63 yaşında vefat etmesinin en önemli hikmetlerinden birisi onun hayatında olduğu gibi vefatında da ümmetinin yegane rehberi, imamı, önderi olduğunun göstergesi. Çünkü Hadiste bu ümmetin ömrü ortalama 63 ile 70 arasında olduğu ifade edilmiş. Peygamber Efendimizin 63 yaşında vefat etmesinin önemli bir hikmetini Bediüzzaman Hazretleri Mektubadis'in eserinde aynen şöyle açıklar. Şer'an ehli iman Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek, ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan, 60'tan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında Habib Ekrem'ini bırakmıyor. Belki imam olduğu ömrü, ümmetin ömrü galibi olan 63'te meley âlaya gönderiyor, yanına alıyor. Her cihette imam olduğunu gösteriyor. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşından sonra 70-80 yaşlarına kalmış olsaydı ümmetinin onda görmek istemediği yaşlıktan kaynaklanan bazı halleri görmek durumunda kalabilirdi. İşte Cenab-ı Hak peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamı her yönden güzel göstermek ve her açıdan örnek olmasını sağlamak için 63 yaşındayken onu meleği alaya e alıyor. Bir. Bir de Ümmeti Muhammed'in yaşı ortalama 60-70 arasıdır Demek ki ömür olarak da ümmeti Muhammed peygamberimiz Aleyat vesselam'ın yaşına yakın bir ortalama ile ömür sürecek Allahu Teala bu açıdan da peygamberimiz Aliat vesselamı 63 yaşındayken Meleği alaya e alıyor